10 tane Nobel ödüllü iktisatçıyı getirsinler. Şu anda Cumhurbaşkanı desin ki arkadaş dünyanın en iyi iktisatçılarını getirdim. Ve ekonomiye de onlara emanet ettim. Vallahi billahi karışmayacağım. Dese onlar dahi Türkiye ekonomisini gerçek anlamda düzeltemezler. Niye? Çünkü Türkiye'nin dış politikadaki yanlışları ve saçmalıkları geliyor ekonomiyi vuruyor. Nedir o saçma? Yani niye şimdi dediniz 2012'de Türkiye örnek ülkeydi. Evet. 2013'ten sonra bir kırılma yaşanıyor. Hakikaten evet. Paldır küldür aşağı doğru gidiyor. Doğru. Niye oldu bütün bunlar? Gezi'ciler bunu yaptı diyen var. Dış güçler o zaman devreye girdi diyen var. Amerika diyen var. Avrupa diyen var. Ama sürekli bir dış güç ve bir gezi edebiyatı var. Evet. Bu doğru mudur? Ne kadar bu etkide bunlar? Şimdi dış politika var ama bir de hukuk ve adalet meselesi var. Yani hukuk ve adalette de gereğini yapmayınca, Türkiye'de hukuki güvenlik sağlanmayınca, Türkiye gerçek anlamda bir hukuk devleti olmayınca da ekonomiyi düzeltmek mümkün değil yani. Çünkü uzun vadeli yatırımcılar yerli veya yabancı fark etmez. Güvenin olmadığı yere yatırım yapmazlar. Yatırım yapmayınca da istihdam oluşmaz, ekonomi büyümez. Dolayısıyla Türkiye'de ekonomiyi düzeltmenin yolu sadece düzgün ekonomi politikalarıyla değil, hukuk ve adalette de, dış politikada da, hatta daha uzun vadede eğitim, daha uzun vadede sonuç verecek eğitimde de her alanda birden topyekün bir revizyon gerekiyor. Topyekün bir yönetim değişikliği. Önceliklisi hukuk ama galiba anlık kadar değil mi? Nasıl? Önceliklisi hukuk. E tabii öyle. Öyle yani. En önemlisi o. Yani hukuk ve kuralları uygulamak. Hukuk zaten hukukun üstünlüğü dediğimiz, hukuk devleti dediğimiz, hukuki güvenlik dediğimiz. Yani kanunlarda yazanın uygulanması. Peki 2013'te hangisi önce bozuldu veya hangileri bozuldu peş peşe? Şimdi ona hemen geleyim. Niye 2013'teki zirveden biz geri düştük? Bakın 2013'teki zirveyi aslında şu milli gelir grafiğimiz o kadar güzel gösteriyor ki. Tam da bahsettiğiniz işte 2013 yılı bakın zirve. 12.582. Yani 3.600 dolardan başlamışız. 12.582 dolara çıkmışız. Ondan sonra dikkat edin merdiven basamağı gibi. Şimdi burada... Burada 2021 sadece, yok. 2021 kararlıkla daha kötü oldu. 2021'in ne olacağını bilmiyoruz çünkü kur çok değişiyor ya. Yani bu döviz kuruna da bağlı. Dolar 5 binler civarında olacak gibi görünüyor şimdiki ihtimalle. Yani bilemiyorum. Bilemiyorum. Kur yıl sonunu nasıl kapatır? Bir de ortalama kura göre hesap ediliyor bunlar. İşte son Eylül'den itibaren kur arttığı için yıllık ortalamayı o kadar da artmayabilir yani ona göre oluşur. Ama sonuçta baktığımızda bakın 2013'ten sonra merdiven basamağı gibi gidiyor. Peki 2013'ten sonra ne oldu? Değil mi? 2013'te aslında bu gezi olayları dediğimiz konunun özünde ne vardı? Türkiye'nin artık istişareyi ortak aklı bırakıp daha otoriterliğe doğru evrilmeye başladığı dönemdir o. Niye? Ben o gün hükümetteydim. O gezi olaylarının ilk çıkışında kabinedeki bakanların hemen hemen tamamı dedik ya efendim bu hani şey meselesi. Yani bu işte bir yeşil alan var, park var. Burada gençler belli ki burada yani Taksim'in ortasında yeni bir bina görmek istemiyorlar yani. Burada hazır bir park var, şöyle şehrin bir nefes alacak yeri. Bunu parti söyledi mi? Ya, bakanların hemen hemen tamamı bakın. Evet, yani benim bildiğim bakan arkadaşlar. Arınç bile söyledi. Tamamı. Dedi ki, Arınç da sanırım o zaman kabinedeydi ya. 2013 Mayıs'ta kabinedeydi. Tabii. Ben meclis başkanıydım. Galiba meclis başkanı. Ya meclis başkanı ya kabine, tam hatırlamıyorum yani. Olur, ikisinden birisi ama. Sadece o da yani bakanların hemen hemen tamamı. Ya yanlış yapıyorsunuz. Şuna bir oturalım, konuşalım. Bir çağıralım bu gençler. Derdiniz ne? Ne istiyorsunuz? Ne yapalım? Ya bu kadar inat, ısrar olur mu yani? Sonra ne oldu? İnat, ısrar derken bu sefer o bir çevreci bir hareket döndü, dolaştı bu sefer. Siyasi mesele. Başka yani. Hem siyasileşti hem de bazı örgütlerin de böyle arayıp da bulamadığı bir zemin haline geldi. Çünkü öyle de var maalesef. Onu da kabul etmek lazım. Türkiye'de böyle bazı marjinal örgütler var. Biraz böyle halk hareketi, gençlik hareketi, çevre falan görünce ha diyorlar, kolları sıvıyorlar, tamam biz de bize burada ekmek var. Ekmek var, girelim buradan örgütün propagandasını yapalım ya da örgüt de işin içinde olsun falan filan. Sonra iş döndü dolaştı. Ama mesela o zaman HDP desteklenmemişti bu hareketi hatırlarsınız. Tam hatırlamıyorum. Orası HDP dışında kalmış. Ama ne oldu o gün sonuçta yani ısrarla ve inatla o gün başbakan Sayın Erdoğan hayır dedi yani. İkna edemedik ya. Mümkün değil yani. İlk defa öyle bir şeyi gördük yani. Söylüyoruz hayır diyor. İnadına ben bu televizyon programında söyleyince programı terk etmek istedim o gün. İnadına. Şimdi 2013'ün öyle bir özelliği var bir. 2013'ün. 2013'ün başka bir özelliği bu biliyorsunuz 17-25 Aralık'ta 2013'te oldu. Yani 17-25 Aralık'ta şu ortaya çıktı. FETÖ, o zaman terör örgütü diye tanımlanmıyordu ama bugün artık FETÖ diyoruz, terör örgütü diyoruz. Onların yargının ve polis teşkilatının içerisinde nasıl yer edip, nasıl böyle bir kumpas,
Deve dişi bir güç. Ben o gün hatta işte demiştim, bu mini bir darbe girişimi demiştim. Mini evet. darbe girişimi. O gün bütün manşetti benim o ifadelerim, mini darbe girişimi. Ya demek ki bu devletin yani. İçerisine, ondan sonra gerçek darbeye de kalkıştılar yani. Demek ki devletin içerisinde böyle bir yapı var ve siyasi iradenin dışında iş yapabiliyor ve seçilmiş bir hükümete kumpas kurabiliyor. Değil mi? Bu bir sefer büyük bir risk, ülke için büyük bir risk yani. Güvenlik birimlerinin içerisinde, yargıda böyle koordineli çalışabilecek bir yapı. Alın size büyük bir risk. Bir başka konu da o 17-25 Aralık dosyalarındaki o yolsuzluk iddiaları. Ve o iddiaların üzerine daha sonra hiç gidilmemiş oluş. Peki bir yandan bir sorun hem yani. Bu bir ne diyeyim, hükümete karşı komplo diyorsunuz evet. Bununla ilgili. Herkes diyor evet. Bunu. Bir yandan da iddiaların üstüne gidilmiyor. Yani evet. Bu iddialar doğru olabilir olmayabilir ama araştırılmalı evet. Diyorsunuz yani. Bakın meclis tutanaklarında ve bütün basın kayıtlarında 17-25 Aralık'tan sonraki bütçe görüşmeleri var. Çünkü Aralık ayındayız. Bütçe yani bunun var. Bir komplo olması ayrı bir mesele, doğruluğu ayrı evet. Bir mesele. Aynen öyle. Şimdi o gün 17-25 Aralık'tan sonraki bütçenin kapanış konuşmasını mecliste hükümet adına ben yaptım. Kapanış, bütçenin kapanış konuşması ve hükümet adına konuşuyorum. Evet. Meclis kürsüsünden uzun bir konuşma, bir saatlik bir konuşma. Hepsi hem tutanaklarda hem basın kayıtlarında. Dedim ki bir, burada dedim bir kumpas vardır. İki, bu kumpasın üzerine sonuna kadar gidilmelidir. Buna izin verilemez. İki, burada yolsuzluk iddiaları vardır. Bunun da sonuna kadar gidilmelidir. Yani hem böylesine bir kumpasa, böyle bir mini darbe girişimine karşı devlet tedbir almalı. İkincisi de bu kadar büyük yolsuzluk iddiaları varsa bunun da mutlaka gereği yapılmalı. Benim meclis konuşmam çok açık. Yani iki tane sorun var orada. Sorun tek taraflı değil yani. Ha, sorunun bir tarafında mücadele başladı. Yani bu FETÖ ile mücadele ilk 17-25 Aralık'tan sonra artık daha yoğunlaştırıldı. Ha, o güne kadar da az çok tedirginlikler vardı. Az çok ya bunlar ne yapıyor, ne ediyor diye böyle meselesi var. Daha defansif bir tutum vardı 17-25 Aralık sonrası. Ondan sonra peki ekonomi bozulmasının dış güçlerle bir ilişkisi var mı yok mu? Ya bu olay, şimdi bu olayların benzerlerini hangi ülke yaşasa o ülkede ekonomi bozulur yani. Ya bir ülke düşünün ki o ülke hükümetin kontrolü dışında güvenlik, istihbarat, kolluk kuvvetleri ve yargının içerisinde bir yapı var ve o yapı yani milli iradenin dışında, seçilmiş hükümetin dışında bir şeyler yapabiliyor. O zaman ülkede. Hükümet haklı mı yani? Yani bu başlı başına bir şey, yani şöyle yani dışarıdan da destek aldı bunlar ama bunlar tamamen de dış güç değil yani. FETÖ dediğimiz yapı dış güç mü yani? Ha, dış güçlerle de işbirliğinin olduğu daha sonra ortaya çıktı. Yani o zaman hatta biliyorsunuz bir Körfez ülkesi bunların en büyük destekçisi ilan edildi. Birleşik Arap yani Emirlikleri. Daha geçen hafta gelip de hani dostum diye kucakladıkları ülke, o da nasıl oldu anlamadık valla. Yani siz bütün partili basın bunları düşman ilan etti mi? Hain ilan etti mi? Evet. Hükümetin bakanları çıktı. Bunları açıkça itham etmedi mi? Bunlar FETÖ'nün destekçisi diye. Sonra ne oldu da sarmaş dolaş tekrar ilişki düzeldi ben anlamadım yani. Burada birinden birisinin özür dilemesi lazım yani. Ya bizim hükümetin çıkıp ya özür dileriz arkadaş biz sizi yanlış değerlendirmişiz. Bilmiyorduk. Demek ki suçsuzmuşsunuz demesi lazım. Onlardan özür dilemesi lazım. Ya da onların çıkıp ya evet bir hata ettik. Yani o günkü politikalarınız işimize gelmiyordu. Sizi devirmeye çalıştık ama özür dileriz deyip ondan sonra herhalde bu ilişkinin olması lazım. Yok mesele paraysa. Yani oradan gelecek 3-5 milyar dolar için. 10 milyar dolar. Neyse 10 milyar dolar. Yani 10 milyar dolar bugünkü Türkiye ekonomisi için hiçbir şey değil ya. Hiçbir şey değil. Siz 130 milyar dolarlık döviz rezervini 21 ayda tüketmişsiniz. Eksi 50 milyar dolara düşürmüşsünüz bu ülkenin döviz rezervini. Ondan sonra oradan gelecek 10 milyar için. Eğer gerçekten bir FETÖ'ye destek verdiyse bunlar. Değil 10-100 verdi. Öyleyse. Ya bu parayla ölçülecek bir şey mi ya? Ne olursa olsun Allah aşkına. Yok eğer o yanlış bilgisi o zaman çıkıp alanlardan özür dileyin. Ya kusura bakmayın bizim bakanlarımız böyle hakkınızda olumsuz konuştu. Bizim medyada cayır cayır aleyhinize yayın yaptı. Kusura bakmayın deyin. Gelin tekrar yani konuşalım böyle para şey. Getirin. Taraflardan biri böyle bir şey demiş olabilir mi? Bilgimiz dışında. Şimdi taraflardan birinin kendi aralarında kapalı kapılar ardında demesinin bir kıymeti yok ki. Vatandaş olarak bu açık bilmek, açık söylenmeliydi ki herkes bilsin ne oldu. Bizim hakkımız kusura bakmasınlar yani. 84 milyonluk ülke. Ya yani bu ülkenin kaderiyle ilgili mesele bu. Siz o gün niye ilişkiyi bozdunuz? Bugün niye düzeltiyorsunuz arkadaşlar? Benim vatandaş olarak bunu bilmem hakkım. Öyle yok bu devlet meselesini söylemeyiz. O kadar ucuz değil bu iş yani. Siz bu halkın oylarıyla iş başına gelmiş bir hükümetsiniz. Eğer o gün bu ülke FETÖ'ye destek verdi, darbe teşebbüsüne 15 Temmuz'da destek verdi diye iddiada bulunduysanız ve bu iddianız yanlışsa çıkın bunu bir halka anlatın. Bu şey olabilir çünkü mi? Bu iddiayı vatandaşa söylüyorsunuz değil mi? Gazetelerde yayınlıyorsunuz. Bakanlarınız çıkıp söylüyor.
Onu söylediniz, bugün böyle. Madem vatandaşa bunu duyurdunuz, bunun propagandasını yaptınız. Bunu da duyurun. Bunu da duyurun, böyle bir şey peki var. Peki bu şey olabilir mi? Vardır ya, cezaların paraya çevrilmesi diye bir şey var. Hukukta. O kadar ucuz mu 10 milyar dolara Fatih Bey ya? Yani yazık. Eğer, bakın, eğer size... öyleyse, ya eğer öyleyse bunların yatacak yeri yok. Yani. Peki, o zaman bir şey yok yani. Ben size bak... 10 milyar dolara değişilir mi ya? İçinde haddine olduğunuz dönemle yani? İlgili başka bir şey soruyorum o zaman. Hazır Birleşik Arap Emirlikleri'nden konu açılmışken. Şimdi sizin de hükümette olduğunuz dönemde 2010 ortasıydı yanlış hatırlamıyorsam. 2011'de olabilir ama 2010 ortasıydı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin büyük enerji şirketlerinden TAKA ile yaklaşık 13 milyar avroluk bir anlaşma yapılmıştı. Bunun karşılığında Türkiye'nin belli bir bölgesindeki madenlerin işletme hakkı ve burada kurulacak enerji santralleri, 4 adet enerji santralini hatırlamıyorsam, bunların işletmesi şeye devredilmişti ve onlar da bunun karşılığında Türkiye'ye 20 yıl içerisinde 13 milyar dolar bir para, 13 milyar avro bir para getireceklerdi. Bu anlaşma imzalandıktan 6 ay sonra Birleşik Arap Emirlikleri şirketi Türkiye'den tası tarağı toplayarak kaçtı. O gün niye bozuldu bu anlaşma, bugün niye tekrar yapılıyor? Çünkü ne darbe vardı ortada, ne 17-25 Aralık vardı. Bu ikisinden de iki sene, yani 17-25 Aralık'tan iki yıl önceydi bu. Şimdi o süreci ben çok yakından takip etmediğim için detayına hakim olmadığım bir konuda böyle yorum yapmak çok doğru değil. Ama bu konuda işin ekonomik boyutu olabilir ya da siyasi boyutu olabilir. Yani bu yatırım meselesi genelde iki tür risk değerlendirmesine tabi tutulur. Bir ekonomik riskler. Bir de siyasi riskler. Bunlardan hangisi daha ağır bastı? Nasıl oldu? Bunu bilmemiz zor doğru. Sonuç bilmediğim bir konuda şimdi yorum yapmayın. Hükümette olduğunuz her şeyi bilecek haliniz yok. Evet, çünkü detaylı enerji ve enerjiyle ilgili bildiğim kadarıyla. Doğru.